Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte üzerinde görmüş olduğunuz ısıtmalı ceketi inceliyoruz. Arkadaşlar yanımda Cengiz abi var. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Burada neler dönüyor, neler bitiyor onu bir anlayalım. Cengiz abi, olayımız nedir? Şimdi ben çok üşüyen biriyim ve bunu nasıl çözebilirim diye düşünürken böyle bir ürün tasarladık. Dilerseniz size bu ürünüm hakkında nasıl çalıştığını artılarıyla eksileriyle beraber inceleyelim. Tamamdır. Fiber karbon liflerle yapılmış ısıtma petleri düşünün. Bunların iki tanesi 16 cm 12 cm. Diğer dört tanesi 10 cm 10 cm olmak üzere toplamda 784 cm karelik bir ısı alanı oluşturuyor. Kablolar aracılığıyla bir merkezde toplanıyor, bir buton koyuyoruz. Bu düğme sayesinde kullanıcı ısı seviyesini ayarlayabiliyor. Bu buton kısmında başka bir kablo çıkıyor ve bu da direkt olarak bataryaya doğru, sistemin çalışacağı yere doğru bir bağlantı sağlıyor. Eğer kullanıcı isterse düşük seviyede ısı ile daha uzun sürede ürünlerimizi kullanabilmektedir. Şunu sorayım ben sana abi, bu ürünün özellikleri neler ve kullanım alanları neler olabilir? Abi mesela soğuk bir ortamdasın. Aynen. Balığa gittin ya da balıkla ilgileniyorsun, outdoorla ilgileniyorsun, dağcılık sporlarıyla ilgileniyorsun. Aynen. Ya da sen ve ben abi dışarıda gibi insanların böyle bir ürüne ihtiyacı var diye düşündük. Kesinlikle. Ve böyle bir ürün tasarladık. Bizim hedef amacımız ürünlerimizi asker abilerimiz, kardeşlerimiz, polis abilerimiz, kardeşlerimize giydirebilmek. Ve bundan herhangi bir ticari beklentimiz yok. Takipçilerimizin merak edeceği bir konu vardır. Bu işe girerken yani girdin, ne kadar para harcandı? Onu merak ediyorum. Abi şimdi biz bu işe girerken yaklaşık 300 bin lira bir para harcadık. Daha da harcamaya devam ediyoruz. Ceket tamam, hani bir konfeksiyon atölyesinde dikilebilir. Ama evet. Bir de bunun teknoloji kısmı var. Evet. Bunun içinde bir ekip lazım. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor sizde? Yaklaşık 16 kişilik bir ekibimiz var. Hı. Benim dışımdaki kısımları tamamen ürünün imalatına yönelik. Hı. Ben bunun organizasyon, yönetim ve ARGE çalışmalarının başlamasından sorumluyum. Sana son bir sorum var abi. Bu üzerindeki yelek için %100 yel diyebilir miyiz? Son iki sorum var aslında. İkinci sorun da abi, bunun patenti kimde? Biz bunun patentinin başvurusunu yaptık. İşlemleri devam ediyor. İkinci sorunsa bu ürünler %100 yerli değil lütfen. Nedeni de biz bu ürünleri yaparken içerisinde kullanmış olduğumuz bu batarya, biz bunu burada kendimiz üretmiyoruz. Çin'den alıyoruz. Ve bunu Çin'den almayı da hiç istemiyoruz. Aynen. Burada üreten ciddi firmalar varsa ya da teknolojisi buna elverişli firmalar varsa onlarla çalışmayı çok isteriz. Altta belirtilecek olan e-mail adresiyle bizle iletişime geçmeleri bizi çok sevindirir. Bu ceketler için sıraya giren ülkeler var. Bunu belirtelim. Kaç ülke sırada abi? 17 firmadan bizden ürün talebinde bulunuyorlar. Kanada'dan, Danimarka'dan, Rusya'dan, Norveç'ten, Almanya'dan, Avusturya'dan, Avustralya'dan. Yani dünyanın dört bir tarafından. Gürcistan'dan aslında. Kesinlikle benim beklentimin çok üstünde bir talep oldu. Biz hem takipçilerimiz adına hem de kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Takipçilerimize hani böyle bir şeyler üretmek isteyen, kafası çalışan, zehir gibi arkadaşlarımız var. Onlara tavsiye edebileceğin bir şey var mı? Pek çok eleştiri alabilirler. Bu tutmaz, olmaz diyebilirler. Kesinlikle projelerinden vazgeçmesinler. O zaman videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Cengiz abimin size bir sorusu varmış. Evet. Arkadaşlar ben bu kanalda pek çok kez anket çalışmaları gördüm ve ben de bu anket çalışmalarına katılmak istiyorum. Buyur abi. Acaba ürünümüzü beğeniyor musunuz? Anket çalışmalarımıza katılırsanız şuraya, çok sevinirim. Şuraya anketi koyduk arkadaşlar. Aynen öyle. Cengiz abi de yorumlara bakacak arkadaşlar. Ceketle ilgili kafanıza takılan her şeyi aşağıya yorum olarak ya da fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.